Düzenlenen Salon İstanbul için zorlu PSM'deyiz. Şu an PSM Amfi'deyiz. Birazcık erken geldik. Şöyle bir etrafa kolaçal ettik. Neler yapabiliriz diye bir göz attık. Karnımızı doyurduk. Biraz daha festival alanına doğru giriş yapacağız. Aynı zamanda geçen sene gelmiştim ama pek dayanamamıştım. Birazcık erken veda etmiştim festivale. Bugün ise kararlıyım. Sabaha kadar duracağım. Siz de bu anlara şahit olacaksınız. Bakalım sabaha karşı çok enerji dolu mu olacağım yoksa bitmiş, tükenmiş ve uykulu bir halde mi olacağım? Hep birlikte göreceğiz. Öyleyse vakit kaybetmiyorum ve festival alanına doğru giriş yapıyorum ve festivalin tadını hep birlikte çıkarmaya başlıyoruz. Öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz, heyecanlıyız. Bir senedir uğraştığımız festivalimize bugün başladık. Evet, bugün burada Solar'ın dördüncüsü düzenlenecek. Geçen sene de buradaydık, deneyimleme fırsatı yakalamıştık. Çok keyifliydi bizim için de. Peki bu sene için hazırlık süreci nasıl gerçekleşti? Line-up nasıl belirlendi, birazcık bahseder misiniz? Diğer festival biterken bir sonraki senenin hazırlıkları başlıyor bizde. O senenin programına dahil edemediğimiz isimleri bir sonraki senenin programına dahil etmek için çalışmalara erkenden başlıyoruz. Sonar Barcelona ekibiyle birlikte ortak karar veriyoruz. Tabii ki Türkiye'nin dinamiklerine göre öncelik verdiğimiz bazı isimler oluyor. Biz kendi önerilerimizi yapıyoruz. Karşılıklı bir diyalog sonrasında isimlere karar veriyoruz. Bugüne kadar hiç böyle büyük bir anlaşmazlık yaşadığımız bir şey olmadı isimler seçilirken. O anda dünya gündeminde kimler varsa o havuzdan seçiyoruz isimleri. Ama elbette sadece bilinen ve popüler isimler değil, Sonar'ın programındaki isimler. Buradaki dinleyiciyle buluşturmak istediğimiz sürpriz isimler de oluyor. Anda elektronik müzik festivalleri oldukça çoğaldı. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle, ben aslında sonları bir salt elektronik müzik festivali olarak görmüyorum. Yurt dışında doğru çok sayısı yükseldi bunların. Türkiye'de de sayıları çoğaldı ama Sonar sadece bir elektronik müzik festivali değil. Sonar sadece bir müzik festivali değil. Zaten alt başlıklarına bak. İşte Creativity Müzik Teknoloji, yani yaratıcılık, müzik ve teknoloji ismiyle geçiyor. Sadece müzik değil, müzik dışı disiplinlere de yer veriyoruz. Enstalasyonlarımızla, sanat eserleriyle, audio visual eserlerle bu programı zenginleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden Sonar her zaman diğer festivaller arasında farklı bir skalada kendine yer buluyor. Yani burada hip hop da var, tekno da var, house da var, deneysel müzikler de var. Hem müzik içeriği de müzik dışı içeriğiyle Sonar bu festivaller içerisinde bambaşka bir yer buluyor kendisine. Bu senin line-up'ında favori 3 isminiz hangisi? Headliner dediğimiz isimler var. İşte Adam Beyer gibi, Ben Kulok gibi vesaire. Ama ben genelde müzik festivallerinde keşfetmeyi, yeni heyecanlılar peşinde koşmayı sevdiğim için Sonar Lab sahnesine çıkacak olan Catnap, Mod Selector'ün de konserlerinde vokalist olarak sahne alan bir kadın sanatçı. Sahneye çok yakışıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Helsinki'deki Flow Festival'de kendisini sahnede görüp çok etkilenmiştim ve bu ismi Sonar'a almalıyız demiştim. Onu çok heyecanla bekliyorum. Yine aynı sahnede Ski Mask var bu akşam. Yan akşamda Malezyalı isim Zusink var. Bugün şöyle bir challenge yapacağım kendim için. Ne kadar dayanabileceğimi ölçeceğim daha doğrusu müzik festivallerine. Böyle şey, genelde erkenden ayrılan tarafta oluyorum ama sonuna kadar kalmayı deneyeceğim. Peki sizin için katılımcı olarak dahil olduğunuz festivallerde en fazla durduğunuz saat dilimi ne kadardı? Sonar'dı. Öğlen 1'den bir sonraki sabah 9.30'a kadar aralıksız Sonar Barcelona'da durmuştum. 3 gün boyunca da böyleydim. Müzik
için farklı etkinliklere göz atmaya devam ediyoruz. Ekim Beril, 11 parçadan oluşan Dualite isimli albümüyle dinleyicisiyle buluştu. Albümün çıkış parçası Uzayın Dibini ise klip çalışmasıyla birlikte yayınladı. Bu kime yarar sağlar? Kamufle'nin prodüktörlüğünü Da Poet'in üstlendiği 3. albümü 19T dijital platformlardaki yerini aldı. Bu yaptığın nefis bir soygun. Çağrı Sinci, 0. Hasta serisinin ilk single'ı 15 dakikayı yayınladı. Sen bunları duyma. Can Bonomo, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan yeni single'ı Sen Bunları Duyma'yı yayınladı. Bu haftanın etkinlik takvimine baktığımızda 9 Mart Pazartesi, İF Beşiktaş'ta Mörda, 11 Mart Çarşamba, İF Beşiktaş'ta Yaşlı Amca, 14 Mart Cumartesi, İF Ataşehir'de Yaşar sahnede. Bu aşk bozumunda, bayılırım uçmaya. İlker Ayrık ve Hande Soral'ın başrolde olduğu Müstakbel Damat bu hafta vizyonda. Bugün 4.sü düzenlendi. Solan İstanbul için zorlu PSM'deydik. Keyifli bir akşam oldu ama bir o kadar da yorucuydu. Gerçekten bütün mekanlar arasında dolaşırken bir hayli yoruldum. Başta söylediğim gibi aslında kendi uyumama rekorumu kırmaya çalışıyordum. Sabah 6'ya kadar dayanacağımı söylemiştim. Dayanmaya çalışacağım daha doğrusu. 3.40'da pes ettim. Artık benden bu kadar. Çünkü gerçekten artık ayaklarımı taşıyamıyorum. Ki şu surattan da anlamış olduğunuzu pilim bitmiş durumda. Bizim için güzel geçti, keyifliydi. İpek, sen eğlendin mi? Okey, İpek'ten de onayı aldığımıza göre şahane geçti. Bu sene yapamadım ama umarım 2021'de 6'ya kadar durabilirim. Öyleyse görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.